internete geldik şu an. Bir şey çok ucuz. Şimdi Sephora'ya gittik ve makyaj malzemeleri inanılmaz pahalıydı. Şu an gider gibi makyaj yerine geldim. Aldığımız gereken çok fazla yiyecek var. Bütün yiyeceklerin fiyatını paylaşacağım. Çünkü her şey Walmart'ta inanılmaz ucuz. Biz taksiyle geldik, kursal taksiyle. Ne kadar tuttu? 10 dolar tuttu. Yani gayet iyi. Çünkü bizim evin yakınındaki markette her şey çok pahalı. Ve şu an bu kadar çeşit bütün ya 2 haftalık yiyeceğimi, erzağımı alacağım. Aa, şu rimel ne kadar ucuz. Şu an Walmart'a geldik. İçeri gireceğim ama arabalar ezecek beni. Aa, Sena buradaymış. Sepet aldık. Şu an Walmart'a giriyoruz. Önce yemek reyonuna gidiyorum. Güneş kremi 3 dolar olmuş. Halis mi? Türkiye'den getirdim, çok pahalıdır diye. Bu ne? Az önce Sephora'ya girdik ve çok pahalıydı ve şu an çok mutluyum. Renkli eyeliner buldum. 8 dolar alınabilir. Bu ne? 93 dolar mı? İnşallah eyeliner değildir. Şu renginden bir tane kaptım. Sarı kaparım. Bakalım. Evet, sarı, ben bunu alırım. Walmart'a girer girmez kendimizi makyaj cihazını da bulmalıyız. Aa, rujlar. Yaşasın, ruj alırım. 6 dolar alırım. Ne bu bunların görgüsüzlüğü, bu şoförlerin? Şey, içeride şey içiyor. Bütün rujları denedim resmen. En son bunda karar kıldım. Çok güzel çünkü. 373. Ve 2 tane renkli eyeliner aldım. Biri beyaz, biri sarı. Bunlarla şekil şukur yaparım. Telefon kabı alacağız çünkü benim telefon kabım bildiğiniz üzere gerçekten çok çirkin. Yeni bir tane almam lazım. Şu an şeffaf telefon kabı bakıyorum. Kabımı değiştirmek istiyorum çok çirkin olduğu için. Şurada vardı, hemen bir deneyelim. Bakalım. Karar verdim, bunu alacağım. Güzel duruyor, siyah, normal. Artık yiyecek bir şeyler alabilirim. 2 haftalık alışverişim yapmaya geldim. Kendimi kaybettim şu an. Ya bir sürü tuval var, ben şu an çıldırıyorum. Kaç dolar bunlar? 4 dolar tanesi ya, alsam mı? Alacağım galiba, alıyorum. Şu bebek kolalardan alacağım. Bunlar gerçekten güzel oluyor yani. Yemek götürdüğünde falan öğle arasında 5 dolar. Ve içinde 10 tane var. Gayet iş görür. Biraz ilerisi et kısmı, oraya gideceğim şimdi. Şu dana kadar bifteğin gerçekten 27 birim olmasına katlanamıyorum. Yani çok sinirliyim hayata ya. Bu arada tavuklar etlerden daha pahalı. Çok ilginç bir şekilde. Biftekler mesela 19 dolar şurada. Şu 23 dolar. Şu dana kadar paket 30 dolar. Şu mesela 12 dolar. Bu güzelmiş. Bu alınabilir. 2 kere yemek çıkar bundan. Burası peynir reyonu. Şu hamburger ekmekleri güzeldi. 8 tane var içinde, pufidik. Evet, 2 dolarmış, alınır. Burası sosis salam bölümü. Hayatı kurtarabilir. Ama bazen bazı sosisler gerçekten çok çirkin oluyor. Bazıları güzel oluyor yani, tamamen şans. 1.64, çok iyiymiş. Ben bundan 2 tane. Şu an tavuk reyonuna geldim. Tavuklar gerçekten evlerden daha pahalı. Çok şaşkınım bu duruma. Ama alacağım. Tavuk iyi oluyor. Gösteriyorum hemen. Bakın 12 dolar. Koskoca şey. İnanılmaz.
seviyorum chicken breast. Ama genelde bu kadar ucuz olmasının sebebi tarihin çok yakın olması. O yüzden işte bunun 29'unda bitiyormuş. Bugün ayın 23'ü. 5 gün sonra bitecek mesela tarihin geçecek. O yüzden dikkatli olmak lazım. Mesela bunun 22'siymiş. Bunun tarihi geçmiş mesela. Niye burada hala anlamadım. Bu 29'uymuş. 13 dolar. Böyle bir şey alınabilir gerçekten. Bizim bir tane çalışan da benim çocuk var iş yerinde ve sürekli bundan alıp 3 gün boyunca yiyor. Bütün tavuk. Aklıma o geldi görünce. Ve çok üzülmüş yani. Yaklaşmış ama bu salsak bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Normalde patatesler inanılmaz pahalı ama mesela şu patates kızartması 2 dolarmış. Alınabilir. İçinde ne kadar var bilmiyorum ama alınır mı? Alınır yani. Bir tane alıyorum. Ben aslında meyve reyonunu arıyorum çünkü meyve gün içinde gerçekten çok iyi geliyor. Enerji veriyor yani. Tüm direncim düştü çalışmaktan. Arada böyle kendime işte bir tane elma, iki kivi falan kesiyorum ve çok iyi oluyor ve evet, burada muzlar 58 cent, hemen gösteriyorum, alınır. Ben Walmart'tan şeftali almıştım. Hayatımda aldığım en iğrenç şeydi, gerçekten yiyemedim. Hala duruyor. Hiç sevmemiştim. Şu elmalar çok güzel. Buradan ben mandalina da almıştım. Mandalinalar gayet güzeldi. Şu elmalar çok iyi oluyor. Kocaman. Ya 5 dolar. Ve iyi geliyor yani. Şunlardan bir tane alacağım. Ve beni 2 hafta falan götürdü bunlar. Bir ondan yedim, bir ondan yedim. Mis gibi yedim. Yine kar topu gibi soğan mı olur? Bu ne böyle? Çok yapaylı bu. Bilemedim. Mesela çok şaşırdığım şeylerden biri de domates inanılmaz pahalı. Neden mesela? Şu kadarcık şey neden yani? Neredeyse etle aynı para yani. Şoka giriyorum. Aşırı derecede avokado almak istiyorum ama bu da pahalı yani. Çok güzeller. Ben yemiştim. Gayet güzel. Bir tane de sarımsak. Oh, bu çok büyük ya. Bu böyle devasa. Bir tane bundan alacağım çünkü etle falan çok güzel oluyor. Almamıştım. Çok tatsız oluyor. Yani. Sarımsak koymayınca. Kokacağım işte falan biraz ama yapacak bir şey yok. Şu soğanlar daha doğal duruyor. Evet, fiyatı bu. Bu ne? Dana kadar. Bu ne böyle? Alacağım. İki tane alsam yeter bana bir ömür boyu. Ben Wisconsin'dan mesela bir peynir, bir kenar peyniri almıştım. Bugün denedim, inanılmaz güzeldi. Burada da bir beyaz peynir var. Hani ben seviyorum, güzel şu. 4 dolar. Bayağı var içinde. Bana 3 hafta gitmişti. En son bozulduğu için yani atmak zorunda kaldım ama. Hani. Selam mesela yiyemedi korktuğu için. Yine korktuğunu söylüyor, yiyemedi yani. Ben beğendim, gayet bir tane daha alabilirim. Sabahları güzel oluyor. Dünyanın en saçma reyonu bu ne yani? Buna para veren insanlar var mı gerçekten? İlerliyorum. Sebze reyonuna gidiyorum. Şimdi buradan bir kere brokoli almışım ve gayet iyi tuttu beni. Yine bakacağım. Biz bu arada Fena'yla biraz fakir usulü waffle yapma tekniği bulduk. Nutella, kızarmış ekmek, çilek ve muzla yapıyoruz. O yüzden çok lezzetli olduğu için çilek alacağım. Ve çileğin fiyatı 4 dolar. Şu 4 dolar yani. Şimdi hazır pizza bakmaya gidiyorum. Çünkü hayat kurtarıyor. Bir de hazır köfteler gerçekten hayat kurtarıyor. Direkt pişiriyorsunuz. Ve uygun bayağı. Mesela benim şu an bakıyorum. Mesela şu kocaman paket 6 dolar ve güzel gayet. Hani bundan net bir tane alınır. Bu
Bu arada sepetim de dolmaya başladı yavaş yavaş. Korkuyorum ne kadar ödeyeceğim. Aa, evet, pizza reyonuna geldik. Çok mutluyum. Pizzalara bakıyorum hemen. Şu marka gerçekten güzel değil. Sadece karnımı doyurduğu için yiyorum mesela ama 4 dolar falan. Gayet ucuz bence. Ben pepperoni seviyorum. Çünkü içinde sosis olan pizzalar gerçekten çok kötü oluyor bence. Ben hiç sevmedim yani. Şu pepperoni'den 2 tane alacağım. Cheeseburger mi? Bu çok güzel duruyor. Şundan da bir tane alacağım. Ben dolduracağım pizzaları. Gerçekten hayat kurtarıyor. Bir daha da gelemem. Bu neymiş? Supreme. Supreme de güzel. Bir tek içindeki sosisi gerçekten sevmiyorum ama sen de bunu aldın. Sena şurada cheeseburgerli bir pizza gördüm. Hayatımın şokunu yaşadım. Bir tane Supreme aldım. Bir tane de cheeseburgerli olandan aldım. Şu çok güzel bir şeye benziyor ya. İçinde 12 tane varmış ve 3 dolar neredeyse, 2.62. Ben bundan deneyebilirim. Ama erir mi gidene kadar? Eriyebilir. Almayayım. Pancakes. Mix. Sadece su ekliyorum. Çok sadece çıkartıyorum. Yani onu pancake. Aslında biliyorsun, bal almamız lazım. Aa, Gökçen. Selam. Pancake şurada aldım. Ay, ben de Pringles alacağım bu arada. 100 tane sosis almışsın. Çok pahalı, doğru. 6 dolar falan. Ben de yumurta almaya gidiyorum. Ne? Walmart'ta nasıl yumurta kalmaz? Bu şaka mı? Walmart'ı protesto ediyorum. Sebzelerle etler aynı para ya. İnanamıyorum. Gerçek hayatımın şokunu yaşıyorum. Sabah kahvaltıda maydanoz yiyeceğime biftek yerim yani. İnsanları çarpmamak için çok zor tutuyorum yani kendimi. Evet, şu an avucumun bölümüne geldim. En sevdiğim favori çikolatam inşallah buradadır. Bayılıyorum ona ama geçen geldiğimde kalmadı işte. Cookies and cream. Aa, bunun paketi mi değişmiş? Aa, burada yaşasın, ben buna bayılıyorum. İçinde 6 tane var ve 3.98. Hayatımda yediğim en güzel şey. Bayılıyorum. 2 tane alacağım ya. Yumurta kalmamış, çok şaşkınım. Walmart'ta nasıl yumurta kalmaz ya? Saldırmışlar yani. İnanılmaz. Domates sosları güzel oluyor. Her şeye koyuyoruz. Ete, tavuğa, makarna sosu. Her şeye makarna sosu koyuyoruz. Çünkü çok güzel. Ve gerçekten çok ucuz yani. 1.48 ne? Güzel. Burada ben genelde üzerinde İtalyan şeyleri alıyorum. Şu da çok güzeldir kesin. Sarımsak falan varmış içinde bak. Bu, ben bunu beğendim. Bir tane bundan alayım. Hayır, ben bundan 2 tane alıyorum. Çünkü hemen bitiyor makarnaya falan yapınca. Bu arada makarna mesela gerçekten pahalı. Nasıl yani? 2.52. Çok saçma ya. Yapabildiğim tek şey buydu. Şu an pahalı olduğu için et yapmayı öğreniyorum arkadaşlar. Burada mesela tuhaf tuhaf makarnalar garip bir şekilde ucuz. Yani bu ne mesela? Ucuz. 92 cent. Bunu alırım. Ucuzmuş. Makarnanın şekli önemli değil zaten. Karbonhidrat. Spagetti mesela çok pahalı. Niye? 2 dolar spagetti mi olur arkadaşlar? İnanamıyorum. Aa, burada daha ucuz varmış. 92 dolara buldum. Bir tane spagetti alacağım. Makarna hayat kurtarır. Vizyonsuz bir öğrenciyim yani hala. Amerika'ya gelip et alacağım parayı makarna alıyorum hala. Konfor alanı böyle bir şey. Şimdi ben çıkmak istedim. Belki mısır alırım. Çünkü mısır güzel olabilir. Makarnaya falan. Bir de ton balıklı sandviç yapıyorum sürekli.
onlara güzel olabilir. Şu kadın da karşımda geçmiyor. Sıkışacağım burada. Mısır buldum. Bunlar ne kadar ucuzmuş. Şunu bir alayım, deneyeyim. Çık, ay, elimdeki ruj izlerini görüyor musunuz? Gören de bir şey oldu sence. Şunu alabilirim, 1.48. Ekmek almam gerekiyor. Ekmek. Aa, 16'daymış. Oraya gidiyorum şu an. Dolduracağım, bir sürü ekmek alacağım. Burada 1 dolara hamburger ekmeği buldum. Az önce aldığım 4 dolarlık hamburger ekmeğini bırakacağım. Bütün ekmekleri yamyam gibi bitirmişler ya. Bu ne? Selam. Buldunuz mu? 1 dolarlık ekmeklerin hepsini bitirmişler. Ben mecburen şundan alacağım. 2.47. Gökçen kahve seviyorsan şu çok ucuz ve güzel bir kahve. Ha, 4 dolar mı ya? Bayağı gidiyor şu. Güzel, ben bunu aldım. Geldiğimden beri bunu içiyorum. Ya şurada olması lazımdı karamel. Yine Starbucks'ın karamelli filtre kahvesini bitirmişler. Bu ne, olmak mı çöküyor? Hiçbir şey bulamıyorum ya, her şeyi bitirmiş yamyam gibi insanlar. Yok burada işte, en sevdiğim şey yok. Karamelli filtre kahvesini çok seviyordum buranın. Bulamıyorum. Bitirmişler, çikolatalı falan var. Cips reyonuna geldik. Pringles. Burada cipsler. Normalde olduğundan daha ucuz ama Lay's inanılmaz pahalı. Bir tek Lay's çok pahalı. Niye bilmiyorum. Çok ilginç. 6 dolar Lay's paketi. 6 dolar yani TL'leri şu an çarpmayacağım. Ve 1.96 çok ucuz. Evin yakındaki markette çok pahalı. O yüzden 2 tane bundan alıyorum. Ya ben şunu denemiştim. Çok acıydı. Gerçekten bir haftada yiyebildim. Azar azar, inanılmaz acı. Pizzalı varmış. Pizzalı alacağım bir tane denemek için. Ben bizim işte iş yerindeki insanlara ayranın nasıl bir şey olduğunu tarif etmeye çalıştım. Onlar da yoğurdun tatlı bir şey olduğunu ve su ve tuz ekleyince asla güzel bir şey çıkmayacağını söylediler. Anlatmaya çalıştım. Her yoğurt meyveli değil ama şu an bakıyorum her yoğurt meyveli galiba. Saçma bir şey. Bu benim hayatımda yediğim en güzel dip sos. En güzel. O kadar çok aldım ki tiksiniyorum artık. Ve şu Lipton çok ucuz. Bu 5.98. Ve şeftalisini çok sevdiğim için şeftaliden alacağım. İlk geldiğim zamanlarda hep sütlü mısır gevreği yiyordum kahvaltı için. Tok tutuyordu ama onun yanında tabii ekmek, yumurta, bir tane şey yiyordum. Ve hani süt çok çabuk bozulduğu için artık mısır gevreğinden vazgeçtim. Sütü sürekli 2,5-3 dolar vermek istemiyorum. O yüzden mısır gevreğinden vazgeçtim. Bakınız, yine Walmart'ta ucuz. Ama mesela her zaman Walmart'a gelemiyorum. 2 haftada, 3 haftada bir geliyorum. Süt de dayanmıyor. O yüzden pes ettim. Şöyle bir ekmek buldum. Bazlama ekmeği. Lavaş ekmeği. Şu sosisten 2 tane aldım ama bir tane daha alsam mı diye düşünüyorum. Ama ben beef sosis alacağım bir tane de. Çok güzel oluyor beef ya. Bir tane de beef alıyorum. Gerçekten Walmart çoğu markete göre inanılmaz ucuz. O yüzden çok mutluyum. Ama buraya gelmek için 10 dolar verdik 3 kız. O yüzden sürekli gelemiyorum. Şu an buradan gidiyorum sanırım. Alacağımı aldım. Alışveriş sepetimi doldurdum. Ağzına kadar doldu. Meyvesinden, etine, etinden, ekmeğine. O yüzden merak ediyorum karşılaştıracağımı. Gökşen'le karşılaştık. Bana şey dedi, yumurta stoğu gelmiş. İstiyorsan git diye. Sen Walmart'ı affettim artık. Şu sostan almıştım. Hayatımda aldığım en kötü şey ya. Bu kadar soğana benzemeyen ve her şeyin tadını kötüleştiren bir şey olabilir yani. Asla ama asla tavsiye etmiyorum. Yumurta stoğu gelmiş, o yüzden bir tane de yumurta alıyorum.
ne kadar olduğuna bakmadım ama muhtemelen her yerdeki fiyatından daha ucuzdur. Şu an geziyorum. Hala aynı yerleri dolaşıp duruyorum gözümden kaçan bir şey var mı diye ama herhalde bir şey yok şu an için. Pringles aldım, yumurta aldım, ekmek aldım, fasulye aldım, makarna sosu aldım. Her şeyden 5'er tane aldım. Gelemem diye. Tırstım. Bu arada kameraya gülümserken insanların suratına da bakıyorum ve gülümsüyorum. Salak salak insanlar bana gülümsüyor ama. Burada saçma sapan şeyler var gerçekten. Güneş gözlüğü, kıyafet bile var yani. Her şey var. Artık aldığım şeyleri ödeme vakti geldi. Çok korkuyorum. Sıcak yüzlerce şey aldım. Makyaj malzemesi bile aldım. 2 tane eyeliner, 2 ruj aldım. Daha şimdiden bu kadar poşet oldu. Korkuyorum. Evet, şu an aldığım şeylere bakın yani. Gerçekten bir aylık alışveriş yaptım. Dehşet şey aldım ve kaç dolar tuttu derseniz 180 dolar tuttu arkadaşlar. Ve dünya üzerindeki hemen hemen her şeyi aldım. Ya hiç bu kadar fazla ödememiştim şu ana kadar. Ama bu sefer birazcık fazladan bilerek her şeyden 3 tane falan aldım. Çünkü bir daha gelmek istemiyorum. Özellikle kavanozlu şeyler için. Bunları hep stok yapacağım. Beni bir ay götüreceğini düşünüyorum. Ve kasada öderken ufak çaplı kalbimi geçirdim yine. Hep beni buluyor. Cüzdanımı açtım, kartımı bulamadım. Ve sonra aklıma bin türlü senaryo geçiyor. İşte telefon faturasını öderken evde mi bıraktım, nerede, kızlar da yok şu an. Kaldım yani böyle ve hani insanlar bekliyor, sıra var. Şu bir tane benim fotoğraf vesikalık cüzdanım var. Sevdiğim insanların vesikalığını saklıyorum. Bunun arasına sıkışmış ve az daha ölüyorum. Kalp krizi geçiyor. Neyse ki buldum. Gerçekten yıllık alışverişimi yapmış bulunuyorum şu an. Diğer kızları da beklemedim çünkü yumurta almaya gittiler. Ben ödeyeyim dedim. Bir an önce kendimle böyle biraz konuşayım yani. Ve bir kartımı bulamadım yani. O kadar korkunçtu ki. 100 tane senaryo geçti. Ben nerede, ne yaptım? Kaybettim mi acaba? Aklım çıktı yani. Walmart'taki ilk alışverişim 140 dolardı. İkincisi yine 160 dolardı. Bu sefer 180 oldu. Gitgide artıyor. Ama 3 kere Walmart'a geldim ve ben Mayıs'ın 15'inde geldim buraya. Hani şu ana kadar çok kendi evimizin yakınındaki marketten de çok alışveriş yaptım. O yüzden hani bir aldığım bir süre gidiyor. Şu an geleli 2,5 ay oldu ve toplamda 3 kere gittim. 4. gelişim. O yüzden her şeyin bu kadar, ürün fiyatının bu kadar düşük olması çok üzüyor beni ya. Yani ne bileyim, biz bir tane bütçe kalsak artık bilmiyorum ne kadar. Yani takip bileti 150 lira mı? Ne kadar yani? Adamlar burada 17 birime koskocaman 2 tane bütçe kalıyor falan. Karşılaştırmak istemiyorum çünkü çok üzücü bir şey. Ama insan karşılaştırmadan da yapamıyor. Bu sefer bu kadar fazla dememin sebebi de 2 tane eyeliner, 2 tane ruj ve 35'e 50 2 tane tuval aldım. Yani, ve telefon kabı aldım. Telefon kabımı değiştireceğim. Sonunda çok mutluyum. Daha fazla video için kanalıma abone olun. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Şu an taksi bekliyoruz, korsan taksimizi.